arkadaşlar yaklaşık şöyle bir karış ördüm. Kendi ölçünüzü ölçmenizde fayda var. Hani bel daha kısa isteyebilirsiniz, daha uzun isteyebilirsiniz. O yüzden ben kendi ölçüme göre bir karış ördüm ve 84 ilmek başladığım için şu 42'de araya bir ataş koydum. Şimdi kesme işlemine başlıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Sağdan ve soldan ilk 42 kısımda ön tarafta sağdan ve soldan birer tane keserek başlıyoruz. Bir kesiyorum. İkisini bir alarak kesiyorum. Ve örmeye devam ediyorum. Ta ki son iki kalana kadar. İki tane kaldı arkadaşlar. Şu ataçtan önce. İki taneyi şöyle ikisini bir takıyorum. Doluyorum. Ve çıkarıyorum. Böylece kesmiş oldum. Şimdi ters çeviriyorum. Bu 42 diğer tarafta kalıyor. Ben burayı hiç kesmeden dümdüz örüyorum. Sadece sağ taraftan ya da sol taraftan işte bir parçadan başlıyoruz. Bir göğüsten başlıyoruz diyeyim. Sıraya ördük. Ön sıraya gene geldik. Gene kesme işlemi yapacağız. İlk iki sıradan bir keseceğiz. İlk iki ilmekten keseceğiz. İkisini bir çıkaracağız. Sonuna kadar, ta ki sonunda iki ilmek kalana kadar bu iki ilmeği de bir alarak kesme işlemini sadece ön yüz hariç şu yüzde kesme işlemi yapacağız. Burada yine gördüğünüz gibi ataçtan önce iki ilmek kaldı. İkisini şöyle ikisini bir alarak işlemi kesme işlemini yapıyorum. Bunu sadece bir tarafı şöyle üçgen yukarı çıkacak şekilde sadece ön kısımlarından baştan ve sondan birer ilmek keserek arka taraflarını düz örerek yukarıya doğru çıkarıyorsunuz. Ben ince askı sevdiğim için bunu 4 ilmek kalana kadar, bir ince askı olana kadar bırakıyorum. Eğer kalın ilmek seviyorsanız 6, 8, 7 nasıl isterseniz o kadar ilmekle askıları ayarlayabilirsiniz. Şimdi burası bitince ben yavaş yavaş ilerleyeceğim. Diğer tarafa geçebiliriz. Şimdi bir tarafı ördüm. Şöyle düşünerek öreceksiniz bunu. Şurası koltuk altınıza gelecek. Ondan sonra göğüs ölçünüzü alarak, deneyerek askıyı bir body'nizden örnek alarak ya da böyle hani nereye kadar omuzunuzu ölçerek bu ilk parçayı bitireceksiniz. Daha sonra 84 ilmek başlamıştık demiştim. 42-42 ayırmıştım. Şimdi geliyoruz diğer parçayı nasıl kestiğimize. Şimdi 2 ilmeği takıyorum. İpimi alıyorum. İpim burada şöyle doluyorum ve kesiyorum. İki tanesinden bir çıkıyorum yani. Sonra sıra sonuna kadar, iki tane kalana kadar örmeye devam ediyorum. İki tane kaldı. İkisini bir alıp şöyle çıkarıyorum. Sonra tersini hiç kesmeden direkt örüyorum. Şurada ipi bağladığımız yer. Şurayı da örüyorum. Böyle bir sıkıştırma işlemi yapıyorum şöyle. Sonra geldik ön yüze. Gene ikisini, ilk iki sırayı bir alıyoruz, örüyoruz. Son iki kalana kadar ikisini bir alıyoruz. Ta ki buradaki gibi böyle bir üçgen yukarı çıkacak kestiğimiz yerler ve 4 ilmekte de 4 ilmek kalıp hiç kesmeden askıyı yapacağız. Bu şekilde yukarı kadar çıkacağız.
İki parça da bitti. İkisi de aynı ölçülerde arka ön. Şöyle yakası, askıları. Şimdi bunu tersten çevireceğim. Şuralardan iki parçadan şöyle şuradan dikeceğim. Diğer taraftan dikeceğim şuradan ve sonra şu uçlarını, askıları birleştireceğim ve giyime hazır olacak.